Suzan kardeş, o doğduğunda takvim yaprakları 15 Nisan 1960'ı gösteriyordu. Kosova Türkiye olan Bedri Bey ile Mevlüt'e hanımın 5 çocuğundan dördüncüsü olarak Mitrochiva'da gözlerini açtı dünyaya. Babası o dönem Yugoslavya'da Tito'nun ölümünden sonra savaş çıkma olasılığını öngörerek Türkiye'ye göç etmeye karar verdi. Kardeş ailesi Türkiye'ye geldiğinde Suzan 8 yaşındaydı. Göçmenlere ilk 5 yıl hüviyet verilmediği için... İstanbul'da akrabaların adı altında ev ve dükkan aldılar. Babasının işlettiği bu dükkan kısa sürede popüler bir köfteci oldu. Fakat dost bildiklerinin ilk kasıklarını yemişlerdi. Akrabaları hem evi hem de dükkanı satışa çıkarınca her şey alt üst oldu. Babası Bedir Bey pes etmeyip Aksaray'da yeni bir dükkan açtı. Suzan da bu dükkanda servis işlerinde ailesine yardımcı oluyordu. Küçük yaşlarda çalışmaya başlamıştım. Başka ülkeden geldiği için birinci sınıftan başlaması gerekiyordu. Ancak Yugoslavya'daki eğitimi Türk okulu olunca Türkiye'de üçüncü sınıftan başladı. Resim ve tarihe ilgisi olan Suzan'ın en büyük hayali arkeolog olmaktı. 13 yaşına geldiğinde çırak olarak kuaför salonunda işe başladı. 3 yıl sonra Bakırköy'deki başka bir salona geçen Suzan 1982 yılında hayalini kurduğu Figaro'nun Etap Marmara'daki şubesinde işe başladı. Hayatındaki ilk dönüm noktası burada oldu. Mekanın müdavimlerinden biri olan Şan Tiyatrosu'nun müdürü Liza Tuna ile tanıştı. Tuna sen bizim camiaya aitsin diyerek Suzan'ı bir daha bırakmadı. Suzan Kardeş, 1983'te Şan Tiyatrosu'ndan Hisseli Harikalar Kumpanyası oyuncularının saç ve makyajlarını yapmaya başladıktan sonra bir süre Hürriyet gazetesinin fotoromanları için çalıştı. Çalı Kuşu fotoromanının çekimlerinde hayatının akışını değiştirecek olan Sezen Aksu ile tanıştı. Aynı zamanda güzellik salonunda çalışırken bir gün Türkan Şoray'ın kaşını alma hayalinde o günlerde gerçekleştirdi. Suzan kardeş Hülya Koçyiğit'e o günleri şu sözlerle anlatmıştı. Türkiye'ye ilk geldiğimde çıraktım. Kaş yapıyorum, kaş almayı öğrendim. Sadece kaş almama izin veriyorlar. Ben de o sırada Türkan Şoray'ın bir film haberini gazetede görüyorum. Hayal ediyorum. Ben oradan geçeceğim. Türkan Şoray gel kaşımı al diyecek ve ben ünlü olacağım. Türkan Şoray'ın kaşını alacağım. Saçma bir hayal kuruyordum. Suzan Kardeş Hürriyet'ten Melike Bir Bölge'ye verdiği röportajında ise şunları söylemişti. 1976 yılında Hürriyet için çekilen fotoğramanların birinde Beyaz Şemsiye'de Türkan Şoray ile çalışma imkanım oldu. Hatta hayallerim konusunda şöyle bir esprisi de var bunun. O zamanlar işte Türkan Hanım'la kaşlarını almak, onunla çalışmak istiyorum diye çevremdekilerle paylaştığımda yok artık Türkan Şoray'ın kaşlarını al, Sezen Aksu şarkı söyle diyorlardı. İkisi de oldu. Suzan kardeş Yılmaz Erdoğan'la tanışmayı çok istiyordu. Kardeşi Neriman'ın aracılığıyla bu isteği gerçekleşti. Takvim yaprakları 1995'i gösterdiğinde Beşiktaş Kültür Merkezi'nde çalışmaya başladı. Neşesi ve enerjisi yüksek olan Suzan, BKM kulislerinde bir gün ilaç koyayım da oyuncu gelmesin ben oynayayım diyerek oyuncularla şakalaşırdı. Ve bir gün Yılmaz Erdoğan Suzan'ın yanına gelerek hadi gözün aydın oyuncu hastalandı gelmiyor dedi. Suzan Kardeş, Habertürk'ten Aytekin Teker'e verdiği röportajında oyunculuk macerasının nasıl başladığını şöyle anlatmıştı. Bir deme tiyatro döneminde bir gün rolü olan bir oyuncu gelmedi ve onun sahnesinin çekilmesi gerekiyordu. Her bölüm ayrı ayrı çekiliyordu. Devamlılığı ve birbirine bağlı olan bir şey değildi. Sketchler gibiydi. Yılmaz Erdoğan oyuncu gelmeyince bana dönüp penceredeki kadını sen oyna ama annen gibi oyna dedi ve sonrası buradayım. Aslında oyuncu olmak gibi bir arzusu yoktu. O an bu rolü kendisine verilen bir görev olarak görmüştü. Fakat penceredeki kadın tutunca işler değişti. Suzan kardeş Armağan Çalya'nın programında şunları anlatmıştı. Makyaj ücretinin haricinde bana ikinci bir zarf verdiler. Dedim ki yanlışlık var. Hayır oyunculuk paran dediler. Ben de oyunculuk parası almam. Bu kadar oyuncu varken, bunun eğitimini almışken, bunun parasını onlar kazanırken benim para almam çok ayıp. Kabul etmiyorum dedim. Baktık iş tuttu. İlk birkaç bölüm kabul etmedim. Sonra hoşuma gitti almaya başladım. Bir Demet tiyatro ile birlikte sinema ve televizyon dünyasına adım atan Suzan Kardeş, Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ'a, Cem Yılmaz'dan Tolga Çevi'ye kadar birçok oyuncu ile çalıştı. 2007 yılına gelindiğinde Suzan Kardeş birden çok önemli işin altına imza atmıştı. Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajıyla adeta sanatını konuşturdu. Aynı yıl Tolga Çevi'nin komedi dükkanı programında makyaj olarak yer aldı. Gösteri oynanırken ihtiyaç durumlarında bazen sahneye çıkan Suzan kardeşe ilgi her zaman büyüktü. Suzan kardeşin marifeti sadece makyaj sanatçılığı değildi. 1992'de açtığı Bekriya isimli meyhane ile tam 14 yıl boyunca işletmecilik yaptı. Kısa sürede İstanbul'un en unutulmaz meyhanesi haline gelen dükkanında zaman zaman şarkılarda söyledi. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Sezen Aksu, Suzan'daki yeteneği görünce 10 notunca Suzan'ı dinlesene çok güzel şarkı söylüyor demişti. 90'larda bu iş rafa kalkmış olsa da 2007 yılında Sezen Aksu sen bir hikayesin diyerek Suzan kardeşin ilk albümünü çıkarmasında önemli rol oynadı. Meyhanesine verdiği ve aynı zamanda babasının da lakabı olan Bekriya isimli albümüyle müzikteki yönerlerini sergiledi. Daha sonra makyaj odası şarkılarını çıkaran Suzan kardeş büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçı Arnavutça, Boşnakça, Makedonca, Hırvatça, Sırpça ve Türkçe olmak üzere tam 6 dilde şarkı söyleyebilme yeteneğine sahip. Ömrüm boyunca Sezen Aksu'ya teşekkür edeceğim diyen Suzan kardeş yakın dostu hakkında şunları söylemişti. Sezen Aksu benim için çok değerli. Onun için büyük bir dönüm noktası diyebilirim. Aramızda çok özel bir bağ var. İsmi gibi kendisi de her şeyi sezer. İlk albümü kendisi bana yaptı. O zaman bana sen bir hikayesin ve bu hikayeyi herkes öğrenmeli dedi. Ve ilk albümüm böylelikle çıktı. Çok heyecan duyduğum zamanlardı. Kendisinin hayatımdaki yeri çok başkadır. Ünlü sanatçının şarkıcılık macerası öncesi işletmecilik macerası ise yaşadığı bir kazaya dayanıyor. Ciddi bir kaza geçiren Suzan kardeş bir gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınca kör göz olamam ama kör meyhaneci olurum diyerek meyhane açmaya karar verdi ünlü sanatçı bir röportajında meyhaneyi nasıl açtığını şöyle anlatıyor. Bir gün açacak olsam bu bir Balkan meyhanesi olurdu. Çünkü Türkiye'de yoktu. Evimde bunun hayalini kuruyordum ama Sezen Aksu ile çalışıyordum ve işimden de çok memnundum. Sonra bir gün bir kaza geçirdim. Gözümü kaybetme endişesi yaşadım. Kör makyöz olmaz ama kör meyhaneci olur dedim ve kolları sıvadım. Evde yemeklerimi denettiğim kobay misafirlerim vardı. Ev sahibini ikna ettim. Arnavutköy'deki evimi 1992'de Bekriya isimli meyhaneye çevirdim. Tarih tekerrürden ibaret. Annem yemekleri yapıyordu, ben de garsonluk yapıyordum. Yedi masa vardı. Rezervasyon yetiştirememeye başladık. Her gece fulldük. 14 yıl devam etti. Suzan kardeşim meyhanesinde ağırlıklı olarak Balkan sofrası vardı. Fakat dükkanı açtıktan kısa bir süre sonra Balkanlarda patlayan savaş onun hem işlerini hem de psikolojisini etkilemişti. Çünkü siparişlerinin çoğunu oradan getirtiyordu. Ünlü sanatçı Arman Çağlayan'ın programında... ...Kosova'ya düşen bombalar benim meyhaneme dönüştüğü sözleriyle... ...üzüntüsünü dile getiriyordu. Makyözlük, şarkıcılık, oyunculuk, yazarlık ve işletmecilik... ...62 yaşındaki sanatçının marifetleri saymakla bitmiyor. Üstelik yaptığı her işte zirvede olmayı başardı. Makyözlüğün ilk mesleği olduğunu söyleyen Suzan kardeş... ...şarkıcılık ve oyunculuğu ise kendisine verilen en büyük şanslardan biri olarak görüyor. Uzun yıllarını harcadığı makyaj odası için ise şunları söylüyor. Orası başka bir dünya. Benim oyuncu mutlu olduğu zaman kamera karşısında yansıyor. O yüzden makyaj odamı neşeli, keyifli hale getiriyorum. Orada oyun da oynarsın, müzik de dinlersin, orada eğlenirsin. Orası bizim yatak odamız. 1985 yılından bu yana sayısız projenin makyözlüğünü üstlenen ünlü sanatçı tam 10 sinema filminde rol aldı. Suzan kardeş son olarak Bergen filmiyle beyaz perdede boy gösterdi. Hayatının merkezine biricik kızı Begüm'ü koyan Suzan kardeş ilk ve tek evliliğini 30 yıl önce yaptı. Ünlü sanatçı bir röportajında özel hayatıyla ilgili soruya "Benim özel hayatım ailem, arkadaşlarım, işimden ibaret. Bir erkeğin hayatına renk katacak halim yok bu saatten sonra." cevabını vermişti. Acısıyla tatlısıyla bir Suzan kardeş geçiyor bu dünyadan. Biz de 62 yaşındaki ünlü sanatçıya sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.